Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelerle bir arada hızlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyleyelim değerli izleyiciler. Yoksa bu her gün, bakın iki ay önce de oldu Küçükçekmece'de, Kartal'da, başka yerlerde, İstanbul'un her yerinde bu tür eski binaların yıkıldığını görüyoruz değerli izleyiciler. Hakikaten çok sıkıntılı bir durum olduğunu bir kez daha söyleyelim. İstanbul Vali'nin açıklaması vardı. Onu tekrar bir getirelim, bir bakalım. Ben de vereyim tekrar son bilgileri. İstanbul'da bu sabah itibariyle 4.45'te bina çöktü değerli izleyiciler. Ee, binanın çökmesiyle beraber e, bina geriye doğru yattı. Ölü veya yaralı yok çok şükür. 4 gibi çatırdamaya başlayınca bina içindekiler e, hemen kendilerini dışarıya atmışlar, tahliye etmişler. Hakan Bahadır'ın, Bahçeliler Belediye Başkanımızın verdiği bilgiye göre 9 daire var binada. 25 kişinin yaşadığı varsayılıyor. Ama binadaki yaşayan sayısı net rakam değil ama en az 25 kişi yaşıyor. 9 daire var. Yani 3 kişi yaşasa 27, 4 kişi yaşasa 36 kişi ediyor. Bununla ilgili bilgiler de geldikçe bunları yine sizlere aktarıyoruz. AFAD, itfaiye 112 acil ve emniyet olay yerinde değerli izleyiciler. İnce ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan kimse yok. En sevindirici haber bu ee, ama arkasındaki iki bina da e, tahliye edildi insanlar oradan da. Çünkü o yan yatınca iki bina da tehlikeli oldu. O binaların muhtemelen hepsi yıkılacaklar ve kentsel dönüşüme girerek yeniden yapılacaklarını da e, bir kez daha söyleyelim değerli izleyiciler. E, kentsel dönüşüme, benim başkanımız da söyledi, hiç beklemeden, pahalı demeden kendi aralarında anlaşarak gitmek lazım. Peki bu.